sadece 8 dönümlük bir alan. Ama müze... Doğu tarafında birkaç tane... Yani mezar... yerine bir yeni bir bina yapalım veya o Süleyman Çelebi Külliyesi yapalım, gençlik merkezi yapalım falan gibi salt böyle bir şey yok yani. Ya şurada... Biraz daha uzaktan mı bahsediniz arkadaşlar? Hem Senal'ın düğünü vardı. Evet. Yazmışlar. Aliler... Ve tam Pınar Bursa için maneviyatlı şehir diyor. Molla Fenari, Emir Sultan, Üftadi Hazretleri, İsmail Hakkı Bursevi, Somuncu Baba, Lami Çelebi, Molla Hüsrev Geyikli Baba gibi isimlerin manevi olarak mimarlık yaptığı şehirdir Bursa. Özel bir şehirdir Bursa. Bu mimarlardan birisi de hepimizin bildiği gibi Mevlid yazarı ve Ulu Cami'nin ilk imamı olan Süleyman Çelebi Hazretleri'dir. Kıymetli arkadaşlar, Mevlid özellikle Türk dünyasının İslamiyet'i muhafaza etmesinde belki birileri ya işte şiir gibi okunuyor gibi hafife alsalar da dini diyanete muhafaza etme noktasında çok önemli bir yere sahiptir. Geçen yılda Mevlid yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yıl dönümüydü biliyorsunuz. Ve UNESCO bile 2022 yılını, Cumhurbaşkanlığımız ilan etti Türkiye'de ama UNESCO da 2022 yılını Süleyman Çelebi yılı ilan etti. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza da anlattığımız bu projede birazdan detaylarını açıklayacağım. Bu projede açıkçası bu işin tabir edilirse kaymağı gibi oldu. Biz de 2022'de sempozyumlar, sergiler, Mevlid-i Şerif programları gibi etkinliklerle hem yurt içinde hem de yurt dışında Süleyman Çelebi'yi anmayla alakalı törenler gerçekleştirdik. Tabii ben daha önce projeden bahsetmiştim. Bu alanın Süleyman Çelebi Külliyesi, Mevlid Külliyesi yapılmasıyla alakalı projeden ama proje içerisinde sadece bu alan yok. Burası 28 dönümlük bir alan. Şimdi birbirinden kopuk kopuk olduğu için kıymetli arkadaşlar, işte aradaki sütrelerle siz yeri bir bütün olarak düşünemiyorsunuz. Bunun içerisinde Hacivat Karagöz Müzesi de var. Eski bir sivil toplum örgütünün İş Adamları Derneği'nin kullandığı hemen yan taraftaki alan da var. Beraberinde ön taraftaki gördüğünüz Süleyman Çelebi Hazretleri'ne ait türbe de var. Ve beraberinde bu alan ve üstündeki yeşil alanlar da var. Bir bütün olarak düzenlenecek. Dolayısıyla da 28 bin metrekarelik bir millet bahçesini içerisinde gençlerimizin de kullanacağı gençlik merkezi olmak kaydıyla 28 bin metrekarelik bir millet bahçesini Çekirge gibi Bursa'nın özel lokasyonlarından bir tanesinde halkımız kazanmış olacak. Arkadaşlar az önce bahsettim yaşadığım bazı olaylarla alakalı. Nihayetinde bu zaten şehrin de bir beklentisiydi. Bu manada bu beklentiyi yerine getirmek adına da biz öncelikle 2020 senesinde bu kararı aldıktan sonra 6 ay yaklaşık yer aradık. Yani konutu başka bir yere yapalım diye yer aradık açıkçası. İşte Nilüfer tarafında bir su deposunun bahçesinde farklı bir alanda fakat daha sonra genel sekreterimin bir gün yaptığımız bir sohbette başkanım siz ticaret de yapıyorsunuz nihayetinde belediye başkanlığı makamları evet valiler de konutta oturur veya üst düzey bazı bürokratlar da komutanlar da konutta otururlar ama onlar takdir edersiniz ki bir şehirden gelir ve hemen ertesi gün bir başka şehirde göreve başlarlar belediye başkanları o şehirde yaşarlar. O şehrin adaylık ve benzeri süreçlerle zaten yaşadıkları bir ortam vardı. Dolayısıyla olması gerekeni yerine döndürdük diye düşünüyorum. Tabii ben bugüne kadar burada kalmış, hizmet etmiş belediye başkanlarımızı rahmetli anıyorum. Hepsi bu şehre değer kattılar. Bursa olduysa bugün muhakkak onların destekleri, katkıları daha fazla ama mekanında aslında rücu etmesi noktasında bir şeyimiz de oldu. Dolayısıyla konuta çıkma yani yeni bir konut yaparak oraya çıkma imkanı varken biz projeden son anda vazgeçtik. Sağ olsun bu konuda ben eşime de çok teşekkür ediyorum. Aileme de çocuklarımın da katkısıyla. Biz yaklaşık bir 2 yıllık uğraştan sonra çok daha buraya göre çok çok mütevazı evimizi de derledik, toparladık ve bir haftadır da orada ikamet ediyoruz. Birazdan da bu süreç başlamış olacak. Kıymetli arkadaşlar hemen tabii bir araya geldik ve ben Hayrettin abiyi görüyorum burada, Hayrettin Akpınar abimizi. Çok teşekkür ederim. O heyetin içerisinde o da vardı. Allah kendisinden razı olsun. Yüksek Mimar Hilmi Şenap tarafından hazırlanan projeyle, içinde
Millet Bahçesi, Siyer ve Mevlid-i Şerif Merkezi, Mescit, Kitap Kafe ve dinlenme alanlarının yer alacağı 28 dönümlük Bursa'ya kazandırılmış bir proje olacak. Plan proje yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber uygulamaya hemen geçeceğiz arkadaşlar. Uygulayacağımız bu proje sayesinde de dediğim gibi tüm Bursa ama özellikle gençlerin doya doya istifade edeceği bir alan olacak. İnşallah Bursa'nın çok önemli değerleri var. Konuşmamın başında da ifade ettim ama özellikle Süleyman Çelebi'nin ve Mevlid-i Şerif'in anlaşılması adına çok daha güzel bir mekanı aracılık etmek, bu çorbada tuzumuzun olması bizim için de son derece büyük bir mutluluk. Tarihe saygı, ecdada vefa olmazsa olmazlarımızdan. Ben her zaman şükrediyorum böyle güzel ve kutlu bir şehre hizmet etmeyi Allah bana nasip ettiği için. Ama şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Gecikmiş bir kararı bu şekilde de yerine getirmek, bu işe aracılık etmek bana da nasip olduğu için de Allah'a hamd ediyorum. Buna vesile olan abilerimize, arkadaşlarımıza, bu konuda ilk günden itibaren bu işe emek veren ama özellikle proje ayağında da fikir veren tüm büyüklerimize tekrar teşekkür ederim. Bursa'mıza, ülkemize aslında hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sunuyorum herkese. Thank you.